Merhabalar. Bu videomda sizlere 4 eksen radyal finiş yöntemini göstereceğim. 4 eksen radyal finiş yöntemi için 4-5 D'nin içerisinde bulunan otomatik radyal komutunu seçiyorum. Daha sonra takım seçimini gerçekleştiriyorum. Çap 8'lik bir küre takım olsun. Veri ve ilerleme kısmına geldim. 10.000'de bir, 3.500 ilerleme veriyorum. Geometri kısmından buradan işlemek istediğiniz geometri sınırlandırabilirsiniz. Daha sonra sağ taraftaki Excel tabloma geliyorum. İşleme toleransım, işleme stratejim yani eksenel mi yoksa radyal mi? Ve eksenelse dönüş açım, radyalse de yana kayma adımı. Diyorum ki onda bir onda bir yana kayma gerçekleştirsin. Daha sonra setting yani ayarlar bölümüne gelerek yine aynı şekilde Excel tablomda var olan değerler. İşleme stratejim zigzag mı olsun? Strateji kısmına geldim. X artı yöndemi, x eksi yöndemi hareket etsin. Ve dönüşüm sağ atıyorum tersim olsun. Z step dersem de bunu iki farklı adımda gerçekleştirebilirsiniz. İşlemimi onaylıyorum. Program hesaplamamı bitir. Buradan simülasyona geldiğinde şöyle tezgahla birlikte göstereyim sizlere. Program x artı yönünden başlayarak hiç durmadan ve yana kayma izi yapmadan radyal olarak parçamı işlediğini görebilirsiniz. Yollarına baktığımda ise şekilde tamamen sarmal bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.